Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Gülper Gündüz Yastı, kurul hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İlk olarak kadın girişimcilerin pandemi sürecindeki durumlarını dile getiren Başkan Yastı şu açıklamalarda bulundu. Merhabalar. Ben Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üst kurul üyesiyim. Bizim ticaret odası olaraktan ve kadın girişimciler kurulu olaraktan görevlerimizden bir tanesi birçok kadına istihdam açısından aynı zamanda rol model olmak için kurulmuş bir kuruluz. Bu kurulun amaçları kendi kurul üyelerimizin hepsi 13 tane üyeden icra kurulundan oluşmakta. Bunların hepsi de birebir ticaretin içerisindeki kadınlar. Benim de kendi mesleki bir ticaretim var. Bu ticarette de ben kendim Kadın Girişimciler Kurulu'nun hem başkanlık görevini yürütmekte hem de aynı zamanda röle ve restorasyon müteahhitliği ve turizm alanında uğraşmaktayım. Ülkeci olarak zor günler atlatıyoruz. Peki bu pandemiden kadınlarımız nasıl etkilendi? Pandemiden çok ağır etkilendik biz. Tabii kadının özellikle evinden çıkamaması ve birçok kadın işsiz kaldı bu durumda. Aynı zamanda eşleri de çok işsiz kaldı. Ama bu durumun umutla düzeleceğini düşünüyorum. Ben öncelikle umutlu olmak istiyorum. Burada da şöyle açıklayayım ben size. Yine Birleşmiş Milletler'in kadın biriminin yayınladığı bir araştırmada virüs salgınının kadınlar üzerinde büyük bir baskıya neden olduğu ve cinsiyet eşitsizliğindeki 25 yıllık ilerlemeyi bile tehlikeye soktuğu söylenmekte. Pandeminin kadınlardan daha fazla ve daha olumsuz etkilendiği maalesef bir gerçek. Salgın döneminde evde çalışmanın ve ev için geçirilen zamanın artmasıyla kadınlar ve kız çocukları üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerinde harcanan zamanın artması, kadınlar ve kız çocukların aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetinde mücadele etmek zorunda kalmaları bu da bizim için çok büyük bir dezavantaj oluşturdu. Pandemi dönemi sonrasında da kadınların iş gücüne dönmesinde azalma bekleniyor ve bu fırsatı vermemeliyiz bence. Pandemide cinsiyetler arası eşitsizlik maalesef daha çok da arttı. IMF'nin son hazırladığı rapora göre salgın döneminde kadınlar erkeklerin 4 katından daha fazla ücretsiz iş yaptı. Ücretsiz iş yükü ise kadınlar için 2.9 saatten 4.5 saate, erkekler için ise 0.3 saatten 1.1 saate kadar çıktı. Burada da bir eşitsizliğimiz söz konusu bizim. Buyurun. Peki, Top Kadın Girişimciler Kurulu hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 2007 yılında Top Kadın Girişimciler potansiyelini geliştirmesi ve daha fazla donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere Top Kadın Girişimciler kurulmuştur. Top Kadın Girişimciler 81 ilde 7000 üyesiyle ülkemizin en geniş girişimci ağına sahip bir kadın ağıdır. Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun ben birkaç tane hedeflerinden bahsetmek istiyorum size. Kadın girişimci sayılarını arttırmak, kadınların finansa erişimini kolaylaştırmak, kadınların bilgiye erişimini kolaylaştırmak, mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünü geliştirmek, lise ve üniversiteleriyle işbirliği yapmak, hayata atılacak gençlere girişimciliği anlatmak, özendirmek ve farkındalık yaratmak. Top Kadın Girişimciler Kurulu üye profili nasıldır? Top Kadın Girişimciler Kurulu'nun üye profili kendi sahalarında lider konumda iş kadınları, iş adamları ve profesyonel yöneticilerden oluşmakta. Girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler, bölgesel ya da ulusal ölçekli faaliyet yürüten STK yöneticileri ve girişimciliği destekleyen kamu ve kurumların temsilcilerinden oluşmakta. Bizim de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki kurulumuz tam manasıyla bu şekilde yürütülmekte. Kadın girişimcilerin önündeki engeller nelerdir?
Kadın girişimcilerin önündeki engeller de kadınların toplum içerisinde birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da eşitsiz uygulamalarla karşı karşıya kalmaktalar. Yönetsel pozisyonlara getirilmeme, cinsiyet ayrımı, mobbing ve erkek egemen bakış açısı iş yaşamındaki kadınların karşılaştığı en büyük zorluklardan bir tanesi. Kadının toplumdaki geleneksel rolü olan anneliği, eş ve ev kadını rolü iş hayatında karşısına bir engel olarak çıkabilmekte. Bazı iş yerleri evli olan, gebelik planlayan ve çocuğu olan kadınları işe alım sürecinde otomatik olarak elemekteler veya bu süreç içerisinde işten çıkartmalarla karşı karşıya kalmaktalar. Erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörlerde bile görülüyor ki uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların da üstesinden gelemeyeceği hiçbir işin ve çalışamayacağı hiçbir iş yok. Kadın da ben müteahhitlik yapıyorum. İnanın kadına aynı bu imkan verilecek olursa bu kadından çok iyi bir taş ustası da olabilir. Biz evet bedensel olarak belki güçsüz gibi gözüküyoruz ama çok güçlü varlıklarız. Özellikle aslında fiziksel olarak da çok güçlü varlıklarız ama maalesef ki bize bu imkanların tanımları yapılmıyor. Kadın girişimcilerin güçlü özelliklerinden birkaç bahsetmek istiyorum ben size. Güçlü ön sözlere sahip, sabırlı ve dayanıklı kişiler oluyor. İkna kabiliyetlerimiz çok kuvvetli oluyor bizlerin. Yeni durumlarda değişikliklere daha çok kolay adapte oluyoruz ve dikkatli ve kendi kendimizi disipline edebilen bir yaratılışa sahip olduğumuz için aslında kadın çalışanlarımızdan da çok büyük verim alıyoruz. Benim kendi işletmemde de ağırlıklı olarak kadınlar çalışıyor. Ben özellikle yönetici bazında, diğer alt kadrolar bazında da çok büyük verim ve geri dönüş alıyorum. Ve birçok kadından çalışmak da beni mutlu ediyor. 81. Cinsiyet Eşitliği Karnesi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomik Politika Araştırma Vakfı TEVAP işbirliğinde hazırlanan 81 ilde Türkiye'nin cinsiyet eşitliği karnesi lansmanında duyduğumuz verileri bize derinden sarstı ve 81 ildeki cinsiyet eşitliği karnesini nasıl düzeltebiliriz diye projeler geliştirmemizi sağladı. Açıklanan rapor sonuçlarına göre Türkiye'nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla'yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illeri takip etmektedir. 43 il Türkiye'nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken, geri kalan 38 il ise Türkiye'nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergilemekte. 81 il kurulun yaptığı çalışmalara takip edilerekten adına illerde uygulanacak projeler raporu ile aynı başlıklar altında topladık biz bu cinsiyet eşitliği karnesini. Cinsiyet eşitliği farkındalık ve eğitim projeleri, üretim ve girişimcilik ve iş dünyasında kadın projeleri, eylem planı olarak da cinsiyet eşitliği farkındalık ve eğitim projeleri devam etmekte. İllerde ve kamu kurum ve kuruluşlarında bir temsilci atanarak cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması, burası hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılarla eşitlikçi bir tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmak, kadınların her düzeyde eğitimlerini desteklemek ve toplumda kadına karşı saygıyı arttırmak, kız çocuklarının eğitiminde fırsat eşitliği sağlamak ve bu çalışmaları yürütmek, yüksek öğrenim mezunu olan kadınların %50'sinin iş gücüne katılıyor, daha alt eğitim gruplarında iş gücüne katılma oranı düşmekte. Kadınların yüksek öğretime devam etmesi için çalışmalar yapılmalı. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak cinsiyet eşitliği kavramını anlatan ülkemizde cinsiyet eşitliği başlıklı eğitimlerin düzenlenmesi, iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamına daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak. İşimiz temiz projesi nedir? Dünya Hijyen Günü'nde
16 Ocak lansmanı yapılan İşimiz Temiz projesi Top Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliği ile gerçekleşmekte. Hijyen güvenliği, temizlik yaratılmış sağlıklı ortamlar küçük büyük toplu yaşam alanlarında iş yeri ve çalışanı güvenliği açısından ilk öncelikli konularımız arasında. İşimiz Temiz projesinde proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimlerini düzenlemek, mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlamaktayız. Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacıyla ülkemizin, insanımızın ve turizminin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak bu zorunlu dönemde mikro işletmelerin kapasitesini arttırmayı, gelirlerini yükseltmeyi de hedeflemekteyiz. Proje kapsamında mikro işletmeler için temizlik ve hijyen standartları, insan temasının trafiğinin en yüksek olduğu hizmet sektörünün 3 grupta yönelik konaklama, yeme içme ve ulaşım sektöründen başlamak istiyoruz. İşimiz Temiz projesi Türkiye'nin turizm açısından en hareketli illerinde şu an başladı bu. İzmir, Muğla ve Antalya'da pilot uygulama çalışmaları da başlamıştır. 3 ilde 31.500 işletme hijyenik koşulların oluşturması, işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleriniz düzenlenecek 18 ay pilot illerde sürecek çalışmaların ardından proje Türkiye geneline yaygınlaşacaktır. Aynı zamanda Nevşehir'de buraya dahil olacak. Eğitimleri tamamlayan kişiler hijyen eğitim sertifikasını almaya hak kazanırken işletmemizde de hizmet işimiz temiz hijyen eğitimi alarak işletmesine görünen uygun yerlerini sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde de yarattığı etkinliğin ölçümlenmesi amacıyla sosyal etki araştırması yapılacaktır. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi prensibinde imzalayan firma, kurum ve kuruluşlarında aynı zamanda sayısını arttırmak. Burada da 7 temel prensip oluşuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsallık liderlerinin sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşantısında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin de desteklenmesi gerekmekte. Tüm kadın ve erkek çalışanlarının sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yönetimlerinin uygulanması, toplumsal girişimciler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması ile ilgili. Kadınların ticaret veya farklı sektörlerde, farklı branşlardaki işlerde çalışmaları ve hani iş hayatına atılabilmeleri adına başka toplumsal olarak neler yapılabilir? Biz genelde kurul olaraktan çok rol model olmaya çalışıyoruz birçok kadına. Birçok kadına mentorluk eğitimi veriyoruz. Ben kişisel olarak çok fazla kadına mentorluk eğitimi verdim ve halen devam etmekteyim. Bu mentorluk eğitimlerinde çünkü kadınların bazıları iş kurmaya cesaret edemiyor. Aslında bizim konumuzun bir tanesi bir tane daha kadını evinden çıkartıp iş hayatına sokmak, elinden tutup yardımcı olmak bizim en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Ama onları desteklemek gerekiyor. Özellikle biz Nevşehir'de toplumsal olarak biraz daha bu konuda bakir kaldık. Ama artık çok açılıyoruz. Hatta bizim başkanımızın geçenlerde bir sloganı vardı. Lütfen babalarımız kız çocuklarına da el versin ve kız çocuklarına da işlerini bıraksın diye belki duymuşsunuzdur basından Sercüklüoğlu'nun. Bizim de derdimiz birçok kadına hem istihdam yaratmaya çalışmak, hem onlara rol model olmak, hem de aynı zamanda onları iş hayatına sokabilmek. Artık kadının kendi ayaklarında durabilecek varlıklar olsun. Ama biz tabii ki en önemli bulunduğumuz nokta
ticaretle uğraşmaları, herkes memur olarak girme derdinde, çabasında olmasın. İnanın mesela ben sizleri görmek çok mutlu ediyor. Kadın gazeteciyi görmek, bu şekil ve performans beni çok etkiliyor. Bu nedenle bu şekilde devam edebiliriz. Bizlerden de bizim biraz daha belki şanslıyız. Bu şanslı kitle diğer bayan arkadaşlarımızın da dahil olması. CT Haber ve Anadolu TV'ye geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.